Valla neresinden bakarsanız bakın son derece etkileyici bir proje. Yani hem arkasındaki beyin olarak, planlama olarak, tasarım olarak hem de ihtiyacı karşılayacak bir hastanenin çok daha üstünde bir tasarımı olarak hem de buranın hani Türkiye'de bile, Türkiye'yi aşın, bırakın dünyada belki çok az bulunan teknik aletlerle donanmış bir hastane olması açısından Kuzey Kıbrıs'a getireceği katkı olarak çok etkilendim. Bir an evvel başlayıp hani işlemeye başlasın, geleyim buraya bir çekim yapayım, ben de belgeselini yapayım diye sabırsızlanıyorum, bekliyorum. Sizi hastanede en çok etkileyen ne oldu? Yani aletler, teknoloji, tasarım, işçilik, malzemeden çok bunun arkasındaki deha beni çok etkiledi. Yani bir anlamda böyle bir bulmacanın parçaları sanki tamamlanıyor gibi. Yani göz, diş hastanesi, işte tıp fakültesi, eczacılık, süper bilgisayar bunların hepsini biliyorum. Hani parçalar sanki yerine oturdukça bir eser çıkıyor ortaya, bir Mona Lisa çıkıyor ortaya, bir güzel bir eser çıkıyor ortaya. Ve bu eser sadece Kıbrıs için değil, Türkiye için değil, bütün dünya için bence çok değerli bir eser olacak ve kutlamak lazım. Yani beni nasıl etkileyen bu perde arkasındaki bu deha oldu. Dünyada çoğu ülkeyi gezme fırsatı buldunuz. Oradaki hastanelerle kıyaslandığında bu hastanenin konumu sizce ne? Onu düşünüyordum aslında geçen yürürken Güney Fransa'da birkaç çok mükemmel hastane var. Nükleer tıp kullanan hastane. Amerika'da birkaç tane var. İşte Cleveland Clinic var. Ben orada çekim yaptım. Belgesel yaptığım için biliyorum. Ama burada kullanılan son model cihazlarla insan unsuru da birleşirse eğer, yani iyi kaliteli insan unsuru da birleşirse ki burası bir eğitim hastanesi. Yani bir yerde kendi doktorunu kendisi yetiştirecek. O çok önemli. Birkaç sene sonra burada çok yeni isimler, çok yeni uzmanlar çıkacak ortaya, genç uzmanlar. O yönden bakınca bence dünyada biraz az böyle hastane. Yani Amerika'da bir işte Cleveland Clinic var, Güney Fransa'da var ama onun dışında başka bir yerde gördüm diyemem. Yani böyle bir yerin kurulmakta olduğunu bilmek bile beni rahatlatıyor çünkü sağlık bu, belli olmaz. Allah korusun bir yakınınız kendiniz için gerekli olabilir. Yani böyle bir yer olması gerek onkoloji, gerek kalp çalışmaları, gerekse genel sağlık hizmeti açısından Türkiye'nin bu kadar yakınında böyle bir yer olmasını bilmek veya burada yaşayanlar için de burada böyle bir yer olduğunu bilmek çok güzel. Yani burası Kuzey Kıbrıs'ın değil, sadece Rum kesiminin en modern, en yeni, en büyük hastanesi olacak. Dolayısıyla hani çok enteresan bir yere oturuyor ve bir yerde ben şunu görüyorum. Zaten o dehanın belki bir başka planında o Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınmasını da sağlayacak bir adım bu. Yani sağlık turizmini buraya getirmek, hastaları buraya getirmek, dünyanın her tarafından hastayı çekmek, Rusya'dan, Balkanlardan, Avrupa'dan, Orta Doğu'dan insanların buraya gelmesi sadece Türkiye, sadece Kıbrıs değil. Çok büyük bir deha çünkü bu anlamda yavaş yavaş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık devlet olarak ister istemez tanınmaya başlayacak. Ben biraz hani politik taraftan, diplomatik haber yaptığım için, politik haber yaptığım için biraz oradan bakıyorum. Hep dolaşırken aklımda bu var. Burası bu anlamda ilk adım, yani örnek bir yer burası.